Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi, yumuşacık, şerbetli ve çok az malzemeli nefis bir tatlı tarifi paylaşıyorum. İnanın bu tatlı çok güzel ve çok lezzetli. Böyle sünger gibi şerbetini çekiyor ve böyle yumuşacık yerken ağzınızda eriyor. Harika bir tatlı tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu tatlıyı Çankırlılar özellikle çok iyi bilir. Onlara ait bir tatlı. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bakın arkadaşlar yumuşacık söylediğim gibi ve bastırıyorsunuz. Çatalık kaldırdığınızda yine aynı şeklini alıyor. Ezilmiyor. Çok güzel ve lezzetli bir tatlı. Söylediğim gibi çankırıların bir tatlısı. Yumurta tatlısı ismi. Yumurta ve un var sadece kek harcında ve şerbeti var arkadaşlar. Başka bir malzeme yok. Bol yumurta ile yapılıyor. Nefis bir tatlı tarifi. Tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz arkadaşlar. Şerbeti için şeker ve suyu tenceremize koyalım. 6 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su kullanıyoruz miktar olarak arkadaşlar. Ocağımızın altını yakıyoruz. Kaynamaya başladığında 5 dakika kaynatmamız yeterli. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle çok kaynayan koyu bir şerbet olmayacak. Böyle akışkan bir şerbet olacak. Bol şerbetli bir tatlı gördüğünüz gibi böyle içinde çeşit çeşit malzeme yok fakat malzemelerimizin miktarı biraz fazla. Şerbetim gördüğünüz gibi kaynadı. 5 dakika kaynaması yeterli. Ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Fırın kabımı hazırlıyorum. İlk önce tereyağım ile güzelce fırın kabımın her tarafını yağlıyorum. Güzel böyle kalıp gibi çıkartabilmek için riske atmak istemiyorum tatlımı. Sizlere güzel gösterebilmek için güzelce bolca yağlıyorum. Fırın kabım hazır arkadaşlar. Kare boy, orta boy, kare boy bir fırın kabı kullanıyorum. Bunun içinde 12 adet yumurtaya ihtiyacım var arkadaşlar. Yumurtalarımızın akını ve sarısını ayırmamız gerekiyor ve ayırırken de kesinlikle akına bir damla dahi sarısının karışmaması gerekiyor. Bu önemli bir püf nokta. Ve yumurtalarımızın arkadaşlar oda sıcaklığında olması gerekiyor. Buzdolabına konulmuş olmayacak. Bu da önemli bir püf noktası. Bunlara dikkat ederseniz gerçekten çok lezzetli ve güzel bir tatlınız olur. Bütün yumurtalarımın bakın aklarını ve sarısını ayırıyorum. Akını biraz e, geniş büyük bir çırpma kabını alıyorum. İlk önce onu yapmak ile başlayacağız. Çünkü büyük bir kabımızın olması gerekiyor. Yumurtaklarımızı köpürteceğiz böyle. E, krem şanti gibi köpük köpük olacak arkadaşlar. Bunun için de lütfen püf noktalarına dikkat edelim. Kesinlikle sarısını akına karıştırmayalım. Evet arkadaşlar, yumurta sarılarımı kenara alıyorum. Yumurta aklarımı köpürtmeye başlıyorum. Blenderımı hep aynı yöne döndürerek böyle köpük köpük olup krem şanti kıvamına gelinceye kadar arkadaşlar yaklaşık 10 dakika çırpıyorum. Çırptıkça bakın rengi beyazlaşıyor, köpürüyor. Kıvam almaya başlıyor. Ve e, sertleşmesi gerekiyor. Onun için çırpmaya devam ediyoruz. Bakın artık e, yeterince oldu böyle köpük köpük. Tam bir pastanın üzerine hazırladığımız pastaların üzerine, içine hazırladığımız krem şanti kıvamında oldu. Yumurta beyazlarımız hazır arkadaşlar. Yumurta sarılarımız var. Yumurta sarılarımı tahta kaşık ile şöyle dağılıncaya kadar çırpıyorum. Güzelce karışmasını sağlıyorum. Lütfen tahta kaşık kullanmaya dikkat edelim. E, metal e, bir kaşık kullanmayalım ve köpüğünü söndürmeyelim. Yavaş yavaş yumurta sarısını bakın aynı yöne karıştırarak yumurta akına ilave ediyorum. Bu kadar yumurta ile yumurta kokmuyor mu? Yumurta kokusu olur yiyemem demeyin sakın arkadaşlar. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Bu şekilde çırptığımız ve aşama aşama yaptığımız için gerçekten hiçbir şekilde yumurta kokusu almıyorsunuz. Benim yaptığım gibi bu şekilde püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Sizin de çok güzel tatlınız olur. Böyle şerbetli tatlıları da seviyorsanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yumuşacık, böyle yerken ağzınızda eriyen çok güzel bir tatlı tarifi. Ve yumurtadan başka e, ikinci malzeme olarak da arkadaşlar unum var. 12 adet yumurtaya 1.5 su bardağı un kullanıyorum. Unumu da eleyerek ilave ediyorum. Bakın arkadaşlar mutlaka eleyin. Pürüzsüz bir kıvam e, olması için. Kıvamı ne kadar güzel olursa sonucumuz da o kadar güzel olacak. Bunu elerken de eğer yanınızda birisi var ise yardım isteyin. E, yanınızdaki elerken siz bir taraftan karıştırırsanız daha çabuk ve daha kolay olacaktır. Güzelce ununu yumurtalarımıza yedirelim. Bakın nasıl kabardı arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz köpük köpük oldu. Güzelce ununu karıştırarak yediriyorum. Ben ilk defa yediğimde çok beğenmiştim o kadar çok hoşuma gitmişti ki e, Mutlaka bu tatlıyı denemeliyim dedim ve yaptığımda da Çok güzel oldu Hepimiz de çok sevdik afiyet ile yedik e, Bu tarifi Tabii ki sizler ile paylaşmasam olmazdı Çok severek e, afiyetle yediğimiz bir tatlı çünkü Umarım Sizler de beğenirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi daha önceden yağlayıp hazırlamış olduğum fırın kabıma koyuyorum Fırınımın ayarında açtım arkadaşlar. 180 derecede ısınıyor. 180 derecede önceden ısınmış fırında üzeri böyle kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Böyle çatlıyor, çatlak çatlak oluyor ve kabarıyor fırında. Pişip pişmediğini ondan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve piştikten sonra e, 1 saat Kesinlikle dokunmuyoruz, fırının kapağını açmıyoruz. Bu da çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Bir saat sonrasında da oda ısısını alıp iyice soğutuyoruz. Tatlımız e, soğuk, şerbetimiz soğuk, ikisi de soğuk olacak şekilde birleştiriyoruz. Güzelce bütün şerbetimizi yavaş yavaş veriyoruz. Biz şerbetimizi koydukça tatlımız içine şerbetini çekiyor. Böyle fosur fosur sünger gibi şerbetini emiyor arkadaşlar. Bakın sizler de görüyorsunuz şerbetini koydukça çekiyor. Biraz da e, havalandı. Şerbetini koydukça arkadaşlar hafif arada bir kaşık ile bastırırsanız şerbetini daha çabuk çekecektir. Şerbetini iyice çekip e, böyle kendine gelinceye kadar 3-4 saat e, dokunmayalım tatlımıza. Eğer e, mümkünse üzerine bir tepsi kapatabilirsiniz iyice güzelce çekmesi için. Benim tatlım çok güzel bakın şerbetini çekti Arkadaşlar şimdi artık dilimliyorum Tabii ki dibinde şerbeti kaldı e, Fakat çok kaldı deyip şerbetini az yapmayın Sakın Çünkü böyle bol şerbetin içinde durarak olması gerekiyor böyle e, kurumaması gerekiyor açıkçası Şerbetli Beklemesi gerekiyor hepsini anında tüketemeyeceğimiz için yiyemeyeceğimiz için daha doğrusu arzu ettiğiniz boyutta dilimlere kesebilirsiniz. Ben bu tepside yaptığım tatlılarımı ne yapıyor isem mutlaka bu şekilde dilimlemeyi seviyorum arkadaşlar. 4'te 4 dört yapıyorum genellikle. Büyüklüğü tam kıvamında oluyor. Ne çok büyük ne çok küçük. Bu boyutu seviyorum. Onun için hep bu şekilde dilimlemeyi tercih ediyorum. Bakın arkadaşlar tatlımız hazır. Şerbetini de çekti tam kıvamında oldu. Servis tabağıma da aldım. Üzerlerine çay kaşığım ile fıstık koyuyorum. Toz fıstık. Hiçbir şey koymak zorunda da değilsiniz ve hatta başka şekillerde de süsleyebilirsiniz. Lezzeti zaten yetiyor arkadaşlar. Çok lezzetli, yumuşacık, harika bir tatlı oluyor. Bakın, sünger gibi fosur fosur kabaran Böyle içine bolca şerbetini çeken harika bir tatlı. Bakın çatal ile bastırıldığında, bölündüğündeki kıvamlarını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Görüntüsü, lezzeti inanın harika oldu. Şöyle bakın bıçak ile de kesiyorum. Hiçbir şekilde yumurta kokusu yok. Lezzeti çok güzel, yumuşacık harika bir şerbetli tatlı tarifi. deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beğenilerinizi de ihmal etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.